koca cemaati yetiştirdik. Hani böyle bu bahura, burasından böyle maradın. İçimizden bir koca cemaati yetiştirdik. Ama dünyayı sevmeyen hocam. Ya Rabbi hocalarımız onlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ver de kırk olsun. İçimizden bir koca cemaati olsun. Evet. Bin kırk sizden. Ümmetim. Ha, bir cemaat. İçimizden bir koca cemaati yetiştirdik. İçimizden bir koca cemaati olsun. Araba. Öbür cemaatler çok. Üniversiteler ağzına kadar dolu. Ne olacak? İşte doktor olacak şu. Lazım ama azizim dolu onlar ya. Hoca cemaati yok. Hoca cemaati yok. Çok az var. O az da artık. Allah razı olsun. Çok az, çok. Hoca da, o hoca da, hoca cemaatinden olacak hocalar da ondan sonra kalkar bir de ilahiyatın tezgahından geçerse Ya Rabbi seni muhafaza eyle. Evet. Ne yapacak onlar o cemaat? Yed'ûne. Çağıracaklar. İnsanları iler hayır, hayıra çağıracaklar. Kur'an'a çağıracaklar. Namaza, abdeste. Ondan sonra Allah'a, kulluğa çağıracaklar. Ve yemurûne bil ma'ruf. İnsanları iyiliği emredecekler. Ve yenhevne anil münker. Kötülükten ne edecekler? Böyle bir cemaat yetiştirin kullarım. Emir ya o cemaatimizin. O zaman bu cemaatin yavruları gelecek medreseye koyacak. Bu ayet, bu ayetten, bu ayetten amel etmiş olacaksın. Öyle azizim. Öyle. Hocam ben gönderdim okumadı. Ne oldu okumadı? Ne yaptı? Nasıl oldu? 6-7 sene okudu hocam. Ondan sonra bıraktı. Ne yapalım bırakmasaydı iyi olurdu ama bıraktı ama senin çocuğun hiç olmazsa şeriatı öğrendi. Yarın öbür gün senin çocuğun hanımını öbür erkekten korur, muhafaza eder bari. Bir odada durdurmaz onları. Ayrı otururlar. Onları öğrenmiş. Daha ne? Abdestleri, abdesti biliyor, namazı biliyor. Çok bırakanlar var. Çocuk şimdi ağladı. Vallahi 2 gün evvel bir çocuk geldi ağladı. Çocuk 18-19 yaşında. Hocam eve gidiyorum diyor, anamda var, babamda var, kız kardeşimde var, ablamda var. Ben de uçurumdan kenardan giriyorum telefona diyor. İnan hocam altı soluyorum diyor ya. Ya bu çocuk bunu anlıyor, altı soluyor da. Ya bu ana baba ne yapıyor? Namaz kılıyorlar mı? Kılmıyorlar dedi. Eyvah, 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 eyvah. Dün gene birisini gördük. Ondan sonra bizim arkadaşlar şey yapmışlar ha. Özbekistan'danmış çocuk. Özbekistan'dan, iyi dinle. Çocuk dediğimde çocuk değil. 35 yaşında falan var. Özbekistan'ı. Yanında da açık saçı bir kadın ama bayağı bir açık. Kıpkırmızı bir şey giymiş. Ben şimdi önüme bakıyorum. Ondan sonra talebeler dedi ki hocam bu kardeşim de Özbekistan. Sen Özbekistan'dan mı? Özbekistan'dan mı? Ondan sonra hocam dua et falan filan. Yumuşak yumuşak konuşuyor ama dedim bu kızımız kim oluyor, senin neyin oluyor? O da Özbekistan'dan dedi. Peki neyin oluyor? İşte Özbekistan'da aynı memleketteniz hocam dedi. Ona burada buluşmuşlar, geziyorlarmış şeyler işte Sultan Osman Gazi Hazretleri'ne gelmişler. Kızım dedim, önüme bakıyorum şimdi. Sen bu şekilde gezemezsin dedim. Çarşaf giyeceksin yavrum dedim. Ay, katliyen giyemem diyor. Şöyle kilitli hemen kenara. Biraz da kızdım ona ama tabi belli etmedim pek. Çarşaf giyemezsin dedim. Ondan sonra kefen giyeceksin bir gün dedim ona. Bir şeyler söylemeye çalıştım. Öbürsü dedim sen bundan nasıl geziyorsun dedim. Senin nikahlın değil. Gezemezsin dedim. Gülüyor. Laubali laubali gülüyor bana. Çok yumuşak sözde. Kardeşlerim, şeriatsızlığı görüyor musun? Bunlar bu şekilde geziyorlar. %99,5 otelde kalıp zina ediyorlar bunlar.
O yarımını bilmiyorum artık, Allah-u Alem. Görmedik ya. Öyle mi 35 yaşında bundan geziyor bundan? Subhanallah, ne'ûzu billah. Evet. Ve ulaike, işte bunlar var ya, Allah'ın dinini, Kur'an'ını, şeriatı öğrenmişler. İnsanları hayra çağırıyorlar. Genvela kendileri yaşıyorlar. Ulaike, işte bunlar var ya, hümül müflihûn. Bunlar felaha kavuşmuşlardır. Sen çocuğunun felaha kavuşmasını istemez misin? Böyle olsun. Ya Rabbi, yavrularımızı takva hoca ile ya Rabbi. Bu yolda daim eyle ya Rabbi. Çocuklar, bir de şimdi annelere babalara çok iş düşüyor. Çocuk izine geldiği zaman çocuk. Her şeyi sıyırır sırtından. Sarın şalvarını çıkarır, cümbesini çıkarır, salını, sarını çıkarır, cemaate gitmez. Anne, babam onlara sahip olacak. Yavrum, evladım yumuşak olarak böyle çocuğun arkasında olacak. Yoksa adam genç çocuk, işte aklı da ermiyor, okuyor ama kolay değil bu iş. Allah'ım hocalarımıza kolaylık versin. Amin. Kolay değil. Evet. Ve la tekünü, ey kullarım olmayın. Kellediğin ol kimseler ki gibi ki. Teferraku, dinlerini parça parça ettiler, ayrıldılar. Dinlerini ayıran, parça parça eden, bölük bölük olan Yahudi Hristiyanlar gibi olmayın. Vaktelefu, ihtilaf ettiler. Min ba'di ma, ol bir şeyden sonra ki ca'e, geldihum onlara el beyinat. Yahudi Hristiyanlar mı? Ey mümin kullarım, bu Yahudi Hristiyanlara beyinatlar geldi, peygamberler geldi. Dikkat et, dikkat edelim. Peygamberler geldi, kitaplar geldi. Her şey bunlara beyan olunduğu halde sapıttılar, gene tefrikaya düştüler. Sakın onlar gibi olmayın. Çok net her şey ya. Ehl-i sünnet ulemamız, ehl-i sünnet ulemamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar her şeyi ortaya koymuşlar. Bu kadar deliller var, bırak bir hepsini. Kadın sapık adama bakıyor. Bu böyle diyor diyor. Ulan o öyle diyor da ehl-i sünnet uleması ne diyor? Edepsiz. Şimdi alimim geçine diyelim. Gene ilahiyattan öyle adamlar var cemaatimizin. İlahiyatta öyle adamlar var, yetişmişler. Adam diyor ki Allah-u Teala, Allah Celle Celaluhu gaybı bilmez diyor. Duymadınız mı bunu hiç? He? Bir daha söyleyin. İşte anla nasıl bir yer. Anla nasıl bir yer. Oranın imalatı bu. Bu adamlar ne diyor biliyor musun? Bunu dedikten sonra bu adam her şey der. Bu kürsülere çıkıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar, vaaz ediyorlar, yumuşak konuşuyorlar. Bu adam akıllı açık konuşuyor. Bazı açık konuşmaz öyle. Yandan yandan daha böyle sinsi sinsi yir. Bunların şeyi ne biliyor musun? Bugüne kadar ehl-i sünnet ve cemaat uleması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar ne kadar hakikati beyan etmiş, ondan Kur'an'ın manasını, hadis-i şeriflerin manasını hepsini böyle yapıyorlar baba. Şöyle aşağı. Biz de alimiz diyorlar. Bu ayetin manası budur diyorlar. Bütün ulemanın görüşünü sıyıran adama sen de sıyıracaksın o zaman. Öyle mi? La havle ve la kuvvete illa. Ve bu adam geliyor bir beldeye, ondan sonra Resulullah Efendimiz'in doğum haftası diye orada şey yapacak, şey verecek işte, onu fırsat biliyorlar. Ona millet bakıyor böyle. Buna vesile olmak da çok büyük mesuliyet. Evet. Ve ulaike, işte bunlar var ya, lehum, onlar için vardır azabun elim, elim azap vardır. Yevme, kıyamet günü tebiyazlu, bembeyaz olacak. Vücuhun, bir takım yüzler, iman nurundan, namaz nurundan, abdest nurundan yüzleri bembeyaz olacak. İsterse kendisi zenci olsun, yüzü simsiyah ama nur var onda gene.
İmansız adamın yüzü bembeyaz bile olsa umursuz, o belli olur o. Evet. Ve tesvettü vücuhun, bir takım yüzüyle simsiyah olacak. Ya Rabbi yüzü ak olanlardan eyle. Yüzü ak olanlardan ayırma bizi ya Rabbi. Ulemamızdan bizi ayırma ya Rabbi. Meşayih-i kiramımızdan bizi ayırma ya Rabbi. Efendimiz Hazretlerimiz Kudüs Resulü'nden dünya kadar bizi ayırma ya Rabbi. Efendi babamız bütün piranımızdan, ulemamızdan ayırma ya Rabbi. Amin. Onlar işte onlar demişti, biz de alimiz. Ula İmam-ı Azam rahimahullah yatsı namazınla sabah namazını kılmış. Sabaha kadar uyumamış. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam rahimahullah. İmam-ı Azam. En büyük imam. Manası bu. İmam-ı Şafii rahimahullah buyuruyor ki dört mezhebin imamları var. Biliyorsun İmam-ı Şafii, onun İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel. Yani çok şeyler. Ondan sonra İmam-ı Azam rahimahullah bütün hepsinin imamı. İmam-ı Şafii rahimahullah buyuruyor ki mezhep imamları, ulemamız biz İmam-ı Azam'ın yanında bir ailede baba İmam-ı Azam, biz de onun çocukları gibiyiz buyuruyor. Maşallah maşallah. Ve bu İmam-ı Azam Efendimizin mezhebindeniz. İmam-ı Azam rahimahullah'ın bir kıssasını anlattı Efendimiz bir keresinde. Hacca 49 defa gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete hiç Bab-ı Selam kapısı var, oradan giriliyor, Resulullah Efendimiz selamlanıyor ileride. O kapıdan giriliyor, o kapıya gelirmiş, oradan içine giremezmiş, girmezmiş, oradan bakıyor, oradan selamlıyor, dönermiş. Neden dönermiş? Şundan dönüyormuş, ben kim oluyorum ki Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkacağım da ona selam vereceğim, buradan vereyim bari diyormuş. İmam-ı Azam Efendimiz. Ondan sonra kardeşlerim, 50. sefer hacca gidiyor, tekrar Bab-ı Selam kapısına geliyor. Oradan selam verecek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinden seslenmiş. Ya imam, huzuruma geleceksin. Bunu Efendi Hazretlerimizden duyduk Kudüs sohbeti şerifinde. Kardeşlerim ayakkabılarını çıkarmış dışarıda, sürüne sürüne yerde huzuruna gitmiş. Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Biz şimdi Resulullah Efendimiz'in huzuruna gidiyor, ayakkabılar milletin elinde. Bunu duyduk Efendimiz'den. Ayakkabıları ayakkabılıkta bırakın. Dışarıda, yani nerede namaz kıldım orada bırakın. Resulullah oradan çıktıktan sonra alın ayakkabınızı. Ondan sonra bir daha ayakkabıların gitmedik ama millet bilmiyor. Helaya gitti ayakkabı elinde, Resulullah Efendimiz huzurundayız. Bizim halimiz, cemaatimiz. Acayip değil mi? İmam-ı Azam Efendimiz sürülere gitmiş, biz ayakkabılarla gidiyoruz. 3-4 tane zenci kardeşimiz vardı maşallah. Onun yanında çocuk kadar kalıyoruz. Böyle çok da iyiyim, böyle maşallah. Baktım ayakkabılar ellerinde, onlara söyleyeyim dedim ya. Dedim bu ayakkabılar işte, Türkçe de bilmiyorlar. Olduğu gibi ayakkabılar bıraktılar hemen oraya bir yere, öyle gittiler. Söylemek lazım, bu millette var yani, Allah razı olsun. Teşekkür ettiler. İşte oralara karşı edep bilemedik cemaatimizin. Kabe'nin karşısında dedikodu gıybet yapıldı millet. Kabe'nin karşısında kadına bakıyor. Kadınlarla beraber camide namaz kılınıyor. Böyle çok yanlışlıklar oldu cemaatimizin. Olduğundan dolayı kapılar kapandı. Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Evet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ O bir kimselere gelince ki اِسْفَدَّتْ اُجُوهُهُمْ Yüzleri simsiyah oldu. Onlara ne deniyor bak? Yüzleri simsiyah. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Siz Müslümanken iman ettikten sonra küfür edersiniz ha? فَزُوكُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Küfrettiğinizden dolayı tatın bakalım azabı. Demek ki evvela iman etmişler, sonra küfretmişler. Kardeşlerim, cemaat-i müslümin, uyuyan yoktur inşallah aranızda. Eğer fark ediyorsan arkasını sıvazla ve uyandır. Anlaşıldı mı?
Efendimiz Hazretlerimiz buyururlardı bunu, buyururlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderildi. Bir gün Cebrail aleyhisselama, ya Cebrail kardeşim, ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Sen de alemlerden bir parçasın. Benim sana ne gibi rahmetim oldu? Cebrail aleyhisselam dedi ki, esas bana oldu ya Resulallah. Nasıl oldu ya Cebrail kardeşim? Ya Resulallah, şeytan bizim hocamızdı. Bize 20 bin sene vaaz etti. Şeytanın meleklerin hocası olduğunu biliyorduk ama Cebrail aleyhisselamın hocası olduğunu bilmiyorduk. 600 kanadı var Cebrail aleyhisselamın. Bir kadının kanadıyla Lut aleyhisselamın, Lut kavminin 5 vilayetini böyle yardı yeri, 7 kat yerden kaldırdı göklere, aşağı kapattı bir kanadıyla. Cebrail aleyhisselamın bile hocasıymış şeytan. 20 bin sene bize vaaz etti. Ne zaman ki Allah'a karşı geldi, isyan etti, kafir oldu, bizi bir titreme kaldı. Hocamızın başına bu gelirse bizim halimiz ne olur? Bir gün ondan sonra bu haldeyken sana ayetleri getiriyordum ya Resulallah. Rabbim tarafından şu ayete sıra geldi. Estağfirullah, bismillah. Nezele bihi ruhul emin. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sana emin olan Cebrail aleyhisselam indirdi. Rabbim bana emin buyurdu, buyurunca ben de emin oldum, kendimden rahatladım. İşte ya Resulallah, senin yüzü suyu hürmetine böyle bir rahmetin oldu bana. Kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam titremiş, Allah dostları titremiş, peygamberler salavatullah ala nebine ve alem ecmain masum oldukları halde titremişler. Biz, yani imansız gitmekten titremişler. Biz çok cesaretliyiz. Cahil cesur olur derler. Ya Rabbi, hocalarımızı, talebelerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, cümlemizi imanı kamil ile göç etmek nasip eyle. Allah muhafaza kardeşlerim. Evet. Bakın kardeşlerim, insan imansız nasıl gider? Bunu da burada söylenmesi lazım. Dikkat et şimdi. Ehl-i sünnet vel cemaat uleması kitaplarda buyurmuşlar ki el ısraru ales sagire, küçük günah işli bir adam, dikkat et, küçük günah işliyor. Zina küçük günah mı, büyük günah mı? Yalan söylemek, faiz, kadının çıplak gezmesi. El ısraru ales sagire, küçük günah ısrar, yufsi ilel kebire, büyük günah işlemeye cesaret verir adama. Bu küçüktür, tamam, küçüktür, küçüktür derken büyüğüne bakarsın. Büyük günah, el ısraru aleni kebire, büyük günah ısrar, yufsi iler küfri, yoldan çıkmaya, İslam'dan çıkmaya, kafir olmaya götürür adamı. Bakar mısın? Ama bunu en güzel şu izah eder, bak dikkat et. Araba yolda gidiyor. Çok hafif yamuldu. Küçük bir yamulma var. Çok hafif. Bir milim yamuldu araba. Bunu doğrultmazsa şoför, ısrar ederse daha çok yamulmaya gider mi, gitmez mi? Gitti, 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 gitti. Çok az yamuldu ya. Arabada, yolda çok muazzam. Diyelim ki 1 kilometre gitti. Arabanın şarampolüne geldi. Gelir mi, gelmez mi? Yolun şarampolüne gelir mi, gelmez mi? Çok tehlike oldu mu, şimdi olmadı mı? Daha öyle ona tehlike yok değil mi? Ona ısrar ederse yoldan çıkar, güm. Düştüğü yerde 5 kilometre uçurulmuş. Dipte denizmiş. Denizin dibini bulur mu, bulur mu? Ne araba kaldı, ne şoför kaldı. Nasıl oldu bu? Küçük yamulmaya ısrar etti, büyük oldu, şarampole geldi. Gene düzeltmedi arabayı, uçtu gitti. Öyle mi? Mübarek kardeşim, sen bu arabanın azıcık yamulmasına tahammül edemiyorsun, hep böyle ayar çekiyorsun da, peki yanlış işlerimiz varsa biz bunlardan niye tövbe etmeyelim kardeşlerim? Adamın şalvarı var, cübbesi var, sarığı var, sakalı var, ders yapmaz. Yamulmuş, vallahi yamulmuş, billahi yamulmuş. Müslümanım diyor, faiz alıyor. Müslümanım diyor, çıplak kadın çalıştırıyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya Rabbi, hasreten şu cemaate,
Tam yanlışlarımızdan ya Rabbi kul kusursuz senapsız olmasın. Bize tövbe nasip eyle ya Rabbi. Televizyona mı bakıyorsun? İnternete mi bakıyorsun? Karılarla kızlarla mı oynuyorsun? Herkes kendini bilir cemaatimizin. İki rekat namaz kılalım, tövbe istiğfar edelim. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyelim. Ya Rabbi muvaffak eyle. Bir de Mevla yalvarıyor. Sari'u ila mağfiretüm min rabbiküm. Ey günahkar kullarım, ey yamulan kullarım. Doğrultun kendinizi kullarım. Açın bana ellerinizi, ben sizi doğrultacağım, ben sizi tutacağım kullarım. O gene devam ediyor. Aynı böyle diyor sanki baka. Karışma bana, ben biraz böyle yaşayacağım. Mevlasına öyle diyor sanki. Karışma bana. Dinliyor, dinliyor, gene aynı yapıyor. Bu ne demek biliyor musun? Bir insan sohbette bunu dinliyor, dinliyor, inliyor, gene aynısını yapıyor. Mevla demek istiyor ki, ya Rabbi bana fazla karışma, beni sıkıştırma, ben biraz böyle bir hayat yaşayacağım. Öyle mi? Öyle mi kardeşlerim? Yani araba yamuldu araba, ondan sonra yahu gidiyorsun. Ya benim işime karışma, biraz ben yamuk gideceğim. Yahu etmeyin ama güm. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi tut elimizden. Evet. Bak namazı kılını, beş vakit namazını kılıyordu. Bir adam var yaz geceleri kısaldı. Kolay değil imtihan. Sabah namazlarını kaçırmaya başladı. Bu adam yamuldu. Vallahi yamuldu yemin ediyorum bak. Ondan sonra bir namaz daha, bir namaz daha derken Allah mama. Oluyor mu olmuyor mu? Hiç görmediniz mi? Gördüm, ben gördüm. Ben gördüm. Evet. Ve emmellezine, o kimselere gelince ki ibyadlat vücuhuhum, yüzleri bembeyaz oldu iman nurundan, namaz nurundan. Fe fî rahmetillah, onlar Allah'ın rahmetindedir, cennetin cemalullah'ında. Ya Rabbi onlardan eyle bizi. Evet. He? Hüm, onlar fîhâ, o cennette hâlidûn, ebedî olarak cennetliler. Ya Rabbi bu müjdelere nail eyle, tehditlerden muhafaza eyle. Evet. Tilke, ey iman eden kullarım, size okunan bu ayetler var ya, ayatullah, Allah'ın ayetleri. Netlu okuyoruz. Mevla buyuruyor ya, Allah Allah. Biz okuyoruz buyuruyor ya. Bu ayetlerimi biz okuyoruz size kullarım. Sonra aleyke, he? Aleyke Habibim, senin üzerine okuyoruz. Bil hak, hak ile okuyoruz. Efendimizin kelamı kudretidir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Habibim sana okuyoruz, sen de ümmetine okuyorsun. Yani ümmetine de okuyoruz demek. Evet. Ve Allah, Allah-u Teala olmadı. Yuridu, murad eder olmadı Mevla. Zulmen lil alemin. Oku bakayım orayı. Kaçıncı ayetti? Habibim işte sana bunlar Allah'ın müjde ve tehdit mahiyetindeki ayetlerdir ki onları hiçbir şüphe taşımayan hak ile iç içe bulundukları halde sana peş peşe okumaktayız. Allah alemlerden hiçbirine suçsuz yere ceza vermek veya suçluyu hak ettiğinden fazlasıyla cezalandırmaya da bir iyiliğin mükafatını da eksilterek en ufak bir zulüm ve haksızlık yapmak istemez. Elhamdülillah. Cemaatimizin arada söyleniyor. Çok acayip bir şey. Bak. Cebrail Allah-u Teala, Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı. Kimden indirilmiş Cenab-ı Hak? Cebrail aleyhisselam, 600 kanadı olan bu Cebrail aleyhisselam'a Kur'an'ı indirmiş. Kime indirmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kimin için indirmiş? Allah Allah. Yani Mevla'dan bize mektup gelmiş. Kardeşlerim mektup. Efendim diyor, Kur'an Allah'ın mektubudur.
Sonra da buyuruyor ki Efendimiz'in kelamına bak şimdi. Gecenin ikisinde hanımından mektup gelse askerde okumadan duramazsın. Allah-u Teala sana mektup göndermiş, okumadan duruyorsun. Bir damla su, bir damla meniden yaratmış Allah-u Teala kulunu, insan olarak yaratmış, peygamberini Cebrail aleyhisselamı seferber etmiş, ondan sonra ulemayı seferber etmiş, kendi zatından bir damla sudan yaratılan insana Kur'an göndermiş, oku kulum bunu diyor, ondan sonra o da diyor ki, ya Rabbi benim işim var. Bundan daha büyük ayıp olur mu? Söyler misiniz bana? Olmaz değil mi? Ya Rabbi bu ayıptan kurtar bizi. Hepimiz okuyalım, her gün Kur'an okuyalım kardeşlerim. Şimdi kapıda dursam, bu gece dün kaç sayfa okudun, dün kaç sayfa okudun? Hocam Allah'ım amca öyle imtihan falan yapmayasın. Yok 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 yapmayın, öyle bir şey yok da. Kardeşlerim okuyalım inşallah, okuyalım. Okumasını bilmeyen kardeşlerimiz de var hatta. Onlar da hocalarımız da gelsinler okusunlar. Evet, tamam. Saate bakıyoruz Allah'ın izniyle. An Cabir radıyallahu anh kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdu. Eyyühüm, bu şehitlerin hangisinin ekseri daha çoktur? Neyi daha çoktur? Ahzen, cem etmesi yani bilmesi, neyi bilmesi? Lil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i. Ene şehidün, ben şahidim. Kimin üzerine şahidim? Alâ hâulâ'i, şu kişilerin üzerinde nerede? Yevmin kıyamet, kıyamet gününde. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayette o şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinden ikişer kişiyi bir kabire yerleştiriyordu. Sonra bu şehitlerin hangisi Kur'an'ı daha iyi bilendir diye soruyordu. Bu iki şehitten biri kendisine işaret edilince onu kabirdeki lahdi yani kabrin kıble tarafına oyulan ayrı bir yarık da ön tarafına koyardı. Akabinde ben kıyamet gününde bu şehitlerin üzerine şahidim der. Onları yıkamadığı halde kendi kanları ile gömülmelerini emrederdi. Kendi işaret edince onun kabirden lahdi yani kabrin kıble tarafında oyulan ayrı bir yarıkta ön tarafa koyardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i daha çok bileni ön tarafa koyardı. Onun öbür şeyi onun arkasına koyardı. Evet. Anenes İbni Malik radıyallahu anh kâlim nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahillezî o Allah Teala'ya hamdü senalar olsun ki enkazahu bu çocuğu kurtardı. Neden kurtardı? Minen nar cehennemden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir Yahudi çocuk vardı. Bir ara bu çocuk hastalanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gitti ve başının yanına oturdu. Çocuğa hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitti o hasta olan Yahudi çocuğunun ve başının yanına oturdu çocuğa hitaben. İslam'a gir buyurdu. Çocuk yanında bulunan babasının yüzüne baktı babası. Ebul Kasım'a itaat et yani onun emrini kabul et dedi. Bu durum üzerine çocuk hemen şehadet kelimesini söyleyip Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanın yanından çıkarken bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Allah. Evet. An Ebi Hurayra radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min mevludin hiçbir çocuk yoktur buradaki min harfi ceri zaittir. İlla ancak varsa yûledü o çocuk doğrulur. Ne üzere doğrulur? Alel fıtratı İslam üzerine fe ebuhu
Fe ebevahu, neticede çocuğun annesi ve babası Yahudiyanihi, o çocuğu Yahudi yaparlar. Ev Yunasranihi, Nasrani, yani Hristiyan yaparlar. Ev yahut da Yümeccisanihi, yahut onu ateşperez yaparlar. Kema tüntecu, nitekim doğrultulduğu gibi, yani doğrulduğu gibi, ne el behimete, bir hayvan, ona ne doğrulduğu gibi, behimetün, bir hayvan ki cemaahe, usulları tam. Hel tuhibbune, siz işitebilir misiniz? Ne hakkında? Fiha, o uzuvlar, tam ve kusursuz olan hayvanın hakkında ne denildiğini işitebilir misiniz? Min ced'ah, uzuvların noksan öyle denilirim yani. Peki burada anasından kusursuz ve uzuvları tam olarak doğan bir hayvan nasıl ki kişinin kendi mülkü olduğuna alamet olsun için burnu ve kulağı kesilmekle delik deşik edilip berbat bir hale sokuluyorsa, aynı şekilde bütün doğan çocuklar da Yahudilik, Hristiyanlık ve putperestlik inançları gibi batıl inançlardan korunmuş olarak doğup sonradan Yahudi, Hristiyan, putperest olan anne ve babalarının onları İslamiyet'ten uzaklaştırmaları sebebiyle bu batıl inançları takınmaktadırlar. Böyle bir izah yapılmış. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. El-Nasihatul Ukhra, sayfa 121, 2. cilt. Ve nasihatun ukra, başka bir nasihat da el ihtiyatu fil lokmati, insan yemiş olduğu lokmada, yemeğinde yani rızkında, bu ona çok dikkat etmesi lazım, yani helalından yemesi lazım. Allah muhafaza. La yembagi lil insan, insana layık değildir en ye'kulel lemma iltika'u min eyyi mahallin kâne, bir insana nereden gelirse gelsin onu helalını haramlarını düşünmeden yemesi içmesi doğru değildir. Min gayri mülahazatil hilliyeti vel hürmeti eşşer'iyeteyni, yani bu helal mıdır, bu haram mıdır düşünmeden nereden geliyorsa yutması, yemesi, biriktirmesi asla doğru değildir. Efendimiz bazen şöyle bir kelam buyururlardı: helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, sen değirmen misin buyururdu Efendimiz. Sonra da buyurdu, değirmen bile değirmen taşları vardı. Ondan sonra buğdayın içinde şeyinde taş varsa onu ayırırlarmış. Evet. Fe innel insane, çünkü insan lem yüterek süda hatta yef'alun küllemâ yürüydü. İnsan başıboş yaratılmadı ki ondan sonra her istediğini yapsın. Bellehu mevla celle şe'nu, onun bir mevlası var. Kellefehu bil emr ve nehi, ona emri veren, nehi veren bir mevlası var. İnsan kendi kendine başıboş mu yaratıldığını diyor. Estağfirullah, bismillah. Eyahsebul insanu en yutreke suda, kulum ben seni yarattım da başıboş mu bıraktım zannediyorsun? Sen bir işçiye 5 milyon aylık veriyorsun, onu bile başıboş bırakmıyorsun. Bir yanlış yaptığı zaman lan ben sana ne dedim, sen bana ne, çık dışarı diyorsun adama. İstediğim zaman ben gelirim, istediğim zaman gelmem, istediğim işte öyle, mümkün değil yani. Ya peki 5 milyon aylık veriyor, işçi patronuna köle oluyor. Peki dünyayı verseler, gözümüzü vermeyiz, elimiz ayın, yoktan var etmiş Rabbim, sen başıboş gibi hareket edeceksin. Allah muhafaza. Ve beyyene merzahu ve gayri merzahu,
Allah-u Teala razı olduğu şeyleri, razı olmadığı şeyleri beyan ediyor bi vasıtatil enbiya aleyhissalatu vesselam. Peygamberler vasıtasıyla. Ellezine hüm ruhamatun lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler vasıtasıyla Allah-u Teala kullarına ben bundan razıyım, bundan değilim. Ondan sonra bunu beyan ediyor. Sen başıboş mu odaklı zannedersin? Cemaat-i Müslümin, cemaat-i Müslümin. Dikkat edelim. Çocuk 16 sene üniversite bitiriyor. Mevla'dan bir kelime yok. Yaradan Rabbim var. Muhammed Mustafa'sı var. Allah böyle emretti. Bunu yasak etti. Böyle bir şey varsa gelsin bizi bana söylesin. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Allah Allah. Bunu anlayalım ya cemaat-i Müslümin. Oraya giden çocuğun sırtını sıvazlıyor anne baba. Ooo bizim çocuk büyük adam olacak, diploması olacak, diploması olacak dibi çıkacak. Ondan sonra medreseye gelen çocuğuna sünnünü helal etmiyor. Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Vel mahrum minel saadeti. Saadetten mahrum olan bir kimse. He? Men yaktazî hilâfe merziyi mevlâhu. Saadetten uzak, dünya ahireti perişan olmuş o kimsedir ki Mevlasının razı olmadığı işleri yapıyor. Hiç Mevla'ya hesaba katmıyor. Ve yetesarrafu sarf ediyor. Fî mülkihi mülkünde bila iznihi. Allah'ın mülkünde Mevla'nın izni olmadan yaşıyor. Bu yanmış bu adam, yanmış. İşte onun için şeriat öğrenmesi lazım. Ondan sonra Allah'ın dini, Kur'an'ı öğrenmesi lazım. Yasakları Allah Allah. يَنْبَغِي الْاِسْتِحْيَاءُ İstihyâu, utanmak lazım, haya etmek lazım. Hayse şöyle ki, يُرَاُونَ رِزَ الْسَائِبَةِ الْمَجَازِيِّ Bu dünyada bir sahibin oluyor, bir iş sahibin oluyor, bir patronun oluyor, onun emirlerine riayet ediyorsun. وَلَا يُرِيدُونَ فَفْتَ دَقِيقَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ Bu hususta en ufak bir şey kaçırmıyorsun. Adam seni arabasından beraber Türkiye'yi dolaştırıyor. Bu numaraları koyuyorsun arabanın arkasına. Fabrikanın malını gösteriyorsun. 15 gün camda çoluğun çocuğunun yanına gidiyorsun. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Neden? Patron öyle dedi. Senin işin o. Patron 10 milyon aylık veriyor, 20 milyon aylık veriyor diyor. Türkiye'yi dolaşıyorsun, dükkan dükkan dolaşıyorsun. Mevla yoktan var etmiş. Ondan sonra bir adım camiye gitmiyorsun, 500 kilometre, 1000 kilometre yol gidiyorsun, 10 milyon aylık veren patron için. Gözün olmasa seni o fabrikada sokmazlar, elin ayağın oynamasa, kafan çalışmasa, öyle mi? Ne isyan cevabı mı? Ya Rabbi kul kusursuz sen hafız olma, bize tövbe nasip eyle. Bu millete tövbe nasip eyle ya Rabbi. Bir de sonra bir hocanın birinden getiriyor Mevlana. Kardeş namazları kılıyoruz inşallah. Hoca ben çok şeyim yani yoğunum ben çok yoğunum. Nasıl yoğunsun? Çok ağır işlerim var benim. Onda namaz kılmak mümkün değil. Mümkün mümkün. Sana Allah-u Teala bir virüs koysa beynine. Doktorlar da şu raporu verse. Beynine yaklaşmış bir milim kalmış. Üç tane virüs geliyor. Beynine girdikleri anda bitti işin. Ondan sonra 5 vakit namazı camide cemaatle kılarsan, bir de cemaat dağıldıktan sonra 5 dakikada camide bekleyeceksin. Böyle yaparsan virüslerin hiç mi ikisini üçünü eriyecek. Yapar mı yapmaz mı? Hey savak, gördün mü bak şimdi 3 tane virüslerin izaya geldi. Ve mevlahum el hakikiyyü. Bu dünyada bir patron böyle desen bu kadar dakika yapıyor ve mevlahumul hakikiyyü halbuki onun hakiki bir mevlası var yoktan var edeni var kat nehahum anil umurul gayril marziyeti bir tekit vel mübalega mübalega ile tekit ile aman kulum bunu yapma ben bundan razıyım diyor yalvarıyor kuluna takmıyor mevlasını ama bir patron bunu bir daha yapma tamam efendim bir kere yaptım kusuruma bakma sicilimden oynama ona özür diliyor ve zecrahum zecren beligan hem la yeltefitune ileyhim asla bir patrona bu kadar itaat ediyor mevlasına itaat ediyor hem de mevlası bu kadar tekitle peygamberler göndermiş dostlarını göndermiş aman kullarım etmeyin eylemin hiç aldırmıyor ama bir patrona böyle titriyor ondan sonra
Fehâze hel hüve İslam ve küfrün. Bu diyor İslam mıdır, küfür müdür? Nasıl imandır bu diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu iman nasıl bir iman ki? Yani bir insana itaat ettiği kadar Allah'a itaat etmiyor. Bir insanı dinlediği kadar Allah'ını dinlemiyor. Bir insanı taktığı kadar Mevlasını takmıyor. İslam mıdır, küfür müdür diyor, soruyor bunu size. Ya Erhamer Rahimin. İbret almak nasip eyle. İbret almak nasip eyle. Toparlanmak nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i Kur'an'da cem eyle ya Rabbi. Namaza koşanlardan eyle ya Rabbi. Senin dinini, Kur'an'ını, şeriatı öğrenenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu yavrularımız nerelerden geldi? Senin kulların dinini öğrenmeye çalışıyorlar. Ya Rabbi bu kulların hepsini takva hoca eyle ya Rabbi. Takva hoca eyle ya Rabbi. Zihinlerini, kalplerini aç ya Rabbi. Nurunu saç ya Rabbi. Ya Rabbi o onların dediği o aminlerine bizim aminlerimizi kat ya Rabbi. Amin. Onların yüzü su hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Amin. Bizi onlara köle eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme sen aleyhi ve sellem. Evet. Okusun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء
فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. تكم من الله بارك الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ayet-i Celil'i cümlelerindeki müjdelere nail eyle ya Rabbi. Tehditlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nâr-ı cahiminden azad eyle. Uzaktan yakından teşrif eden kullarını her adamına büyük dereceler ihsan eyle. Evlâd-ı ahbâdımızı hayırlı eyle. Namaz Kur'an hevesi ver ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarına yolunu buldurduğun caymaktan kaymaktan cümlemizi muhafaza eyle. Devam sebat nasip eyle. Cümlemize son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi kelime-i tayyibesiyle cümlemize son nefeste daim seni göre göre gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Sırna mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbul Alemin çok dua isteyen kullarım var. Bütün hayırlı isteklerine ihsan eyle. Hasta kullarım var. Şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi ile müşkülat olan kardeşlerimizin müşkülatlarını kalleyle ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarını ne istiyorsa onu istiyoruz ya Rabbi. Sana neden sığınıyorlarsa ondan sana sığınıyoruz.